Merhaba, ben Ayşegül Günay. Bir şansım olsa programının sunucusuyum. Hayatta verilen bazı kararlar ve bu kararlar sonucunda gelen pişmanlıklar, keşkeler. İşte bu programda onlara tanıklık edeceğiz. Zamanı geri alıp bir şeyleri değiştiremeyiz belki ama bazı insanlar için bir şans yaratabiliriz. Akıl gibi mal, iyi huy gibi dost, edep gibi miras ve ilim gibi şeref olmaz. Ne güzel söylemiş Hazreti Ali. Şimdi sizi Sevim Hanım'la tanıştıracağım. Bakalım Sevim Hanım neden, kimden bir şans istiyor? Gelin hep birlikte dinleyelim. Merhaba Sevim Hanım. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ olun. İyiyim. Programımıza başvurdunuz. Neden, kimden bir şans istiyorsunuz? Anlatın bir de seyircilerimiz. Sizin bana yardımcı olmanızı istiyorum. Yeğenlerimi arıyorum. Yeğenlerime kavuşmak istiyorum. Onlara hasretim. Ben onların hem annesi hem babası oldum. Ama şimdi telefonlarımı açmıyorlar, bana cevap vermiyorlar. Ve onları çok özledim. Eskisi gibi onlarla birlikte olmak istiyorum. Yeğenleriniz. Yeğenlerimiz, evet. Kimden? Erkek kardeşimin çocukları, rahmetli erkek kardeşimin çocukları. Rahmetli mi oldu, evet, erkek kardeşiniz? Oldu. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet. Neden rahmetli oldu? Trafik kazasından. Trafik kazası. Evet. Allah rahmet eylesin. Kaç çocuğu var abinizin? 5 çocuğu vardı, bir o da rahmetli oldu. Şimdi 4 çocuğu var. Biri rahmetli oldu. Evet, biri rahmetli oldu hastalıktan dolayı. Onu kaybettik. Şimdi 4 tane yeğenim var. Onlara kavuşmak istiyorum. Çok özledim onları. Anneleri? Anneleri rahmetli oldu. Anneleri de rahmetli, evet, oldu. Kadere çok bak. Çok üzücü, yani. Evet. Gelinimiz hamileydi. Onu düşük yaptı. Düşük yaptığı zaman zaten biz gelinimizi kaybettik. Ha, geliniz doğum, tabii, sırasında, tabii, mı? Düşük yaptığında kaybettik. Düşük yaptığında, evet, rahmetli oldu. Evet. Kardeşim evde bulmuş. Hastaneye yetiştirememişler. Yani yetiştirmişler. Orada rahmetli oldu. O öyle bir üzücü. Ondan sonra kardeşim zaten geçim sıkıntısına girdi, dayanamadı. O da Ankara'ya gitti. Hani orada en azından çocuklarımı yanıma alırsam geçin şey yaparım. Orada da trafik arasında kardeşimi kaybettim. Önce abinizin eşini, sonra, evet, abinizi, sonra kaybettiniz. Kardeşim, evet. Peki neden görüşmüyorlar sizinle Sevim Hanım? Rahmetli yeğenimin cenazesi geldiklerinde benim haberim yoktu. Bir dedikodular duymuşlar ve ondan sonra aramaz sormaz oldular. Ben telefonla açtığım zaman, arayıp sorduğum zaman telefonlarımı açmıyorlar. Ne dedikodusu Sevim Hanım? Bilemiyorum artık ne duydularsa cenazeyi köye getirdiklerinde. Bilemiyorum. Ulaşmak istiyorum sizin sayenizde. İnşallah ulaşacağız, inşallah ama siz evlisiniz. Evet, evet. Bir kızım var, o da evli. Kızınız var, Allah bağışlasın. Allah razı olsun. Evli o da. Evet, evli. Ne güzel. Ne güzel. Abinizin çocukları ve kızınız bir arada büyüdüler. Evet, evet. Aynı köydeydik ne çünkü. Ne güzel yapmışsınız. Yani, evet, bir hala olarak ne kadar herkes sahip çıkmayabilir yani. Biz bir aileyiz işte. Büyük olunca sahip çıktım hepsine. En büyükleri, evet, miydiniz? Evet. Anladım, anladım. Yani şey şaşırtıcı. Ya onu illaki öğreneceğiz yani hani. Dedikodu dediniz ya, bir şey duymuşlar ondan sonra. İşte ne duyduklarını bilmiyorum ama ben onları çok özledim, hasret kaldım. Tabii siz büyütmüşsünüz. Ben büyüttüm onları, ben sahip çıktım. Hep yanlarında ben varım. Yine eskisi gibi olmak istiyoruz, hep birlikte olalım diyorum. Beni onlara kavuşturun. Haber alamadınız. Yok, alamadım. Uzun bir zamandır mı? Bayağı oldu, evet. Ulaşmaya da çalıştınız. Ulaşamadım. Ha, sizin telefonlarınıza falan çıkmadılar. Açmıyorlar, ulaşamadım o yüzden, anladım, evet. Anladım. Şey çok enteresan geliyor bana. Bir akrabanın sahip çıkması çok özel bir şey. Çok değerli bir şey. Büyük sevap. İlla ki hani kanından, canından parçalar çocuklar ama herkes bunu yapmayabilir. Hanımefendi... Ben hep sahip çıktım. Evet, evet, sahip çıkmışsınız, evet, yani. Okuttunuz, Allah bilir. Okudular, evet, okudular. Evet. Hem annelik hem babalık ettiniz, evet, yani. Onlar da çalıştılar.
çalıştılar. Onlar da çalışkan, yeğenlerim çok çalışkandırlar, evet. Allah Allah. Hakikaten merak ettim yani. Hani insan doğup büyüdüğü yere, onu büyüten insana, onları büyüten insana, destek veren insana neden küssünler yani? İşte cahillik. Genç bunlar, cahiller. Nasıl bir dedikodu olabilir ki bu yani? Onu bilemiyorum işte. Size zarar verecek, onlara zarar verecek. Nasıl? Yani sizin aranızdaki ilişkiye zarar verecek. Nasıl bir dedikodu olabilir ki bu bu çocuklar sizden vazgeçsin? İşte cahil insanlar artık. Bunlar da çocuk zaten. Artık ne söyledilerse bilemiyorum. Cenazede mi oldu olan biten? Evet, orada olmuş. Kardeşlerinin evet. Cenazesinde? Evet. Anladım. Bana görünmeden döndüler tekrardan İstanbul'a. Cenazede karşılaşmadınız mı? Yok, haberim yoktu. Sonradan duydum ben. Sonradan. Siz küstükleri için. Öldüğünü evet. De sonradan tabii, duydunuz. Tabii. Anladım. Tabii. Gidemediniz, göremediniz. Evet. Sonradan ondan sonra duydum yani, ben. Kardeşleri rahmetli olduktan sonra bir daha sizinle? Kestiler irtibatı benden. Allah Allah. Evet. Vardır illaki burada bir şey yani hani. Çok ilginç. Peki ilişkiniz nasıldı çocuklarla büyütürken onları yahut hani babaları anneleri rahmetli olduktan sonra nasıldı yeğenlerinizle ilişkiniz? Ya hep koşuşturmaydı. Geçim derdindeydik zaten. Yani onlarla ilgilenmek. Ama iyiydi, severlerdi halalarını. Tabii tabii. Ha? Yok, seviyorduk birbirimizi. Değil mi? Yeğenlerim, onlar benim canlarım. Canlarımız. Benim canlarım onlar. Ay. Tabii. Siz onları sevdiniz, onlar sizi evet. Sevdi. Ne oldu da böyle oldu? İşte araya artık ne girdiyse bilemiyorum. Yani bir de siz büyütmüşsünüz, emek vermişsiniz evet. Onlara. Yani kardeşlerini kaybediyorlar ve size haber evet, vermiyorlar. Evet, bana haber vermiyorlar, evet. Üzücü olaylar hep. Sebep yıkıcı ne olaylar. Yani bu kadar haber? İşte cahil çocuklar artık ne duydularsa, inandılarsa cahil çocuklar olunca bunlar. Çünkü onlara ben kol kanat gerdim yani. Ben onlara hem annelik hem babalık yaptım. Ve hatta ben onların çok arkalarına duydum. Evi satacaklarını öğrendim. Neredeki evi? Köydeki evi satacaklarını, Sivas'taki evi satacaklarını öğrendim. Eşimle konuştum. Paraya ihtiyaçları var diye biz satın aldık. Ya o durumu bile hani evleri başkasına gitmesin diye. Neden o sattılar yani evi? İhtiyaçları olduğu için. Babalarının evi ama. İşte cahil bunlar, emanet. Ben de kıyamadım. Emanete sahip çıkmadılar yani. İşte ben sahip çıktım. En azından geldiklerinde açtıklarında bir kapıları olsun. Gelip orada kalabilirler rahatça diye ben satın aldım. Eşimle konuştum. Satın aldık. Abinizin evini aldınız evet. Ki yani çocuklar evet, geldiği en azından zaman, yeğenlerim geldiği zaman baba evi. Kapıyı açıp içeri girsinler diye. Ay ne kadar güzel yapmışsınız. Yani. Hem paraya ihtiyaçları vardı evet. Dediniz. O parayı değerlendirsinler dediniz. Hem de... Evet, başkasına gitmesin. Yine en azından yeğenlerim geldiği yani zaman hani, kapılarını açıp içeri girsinler. Baba ocağını tüttürsünler diye. O yüzden. Herhangi bir şey talep etmeksizin yok, babalarının yok, evinde oturabilirler evet, rahat edebilirler, aynı kalabilirler kadar güzel diye. Düşünmüşsünüz. Yani siz bu kadar iyi bakarken, bu kadar hakikaten iyi niyetiniz belli, çok güzel.